Öğretik Kinarası Bülteni'ne hoş geldiniz. Mart ayında temettü verecek şirketleri sizlerle paylaşacağım. Depremlerin ardından bölgede yaşanan son gelişmelerden bahsedeceğim. Türkiye İstatistik Kurumu 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla raporunu ve Ocak ayı hizmet üfe açıklandı. Detayları aktaracağım. Milyonlarca vatandaşın gündemindeki EYT ile ilgili gelişmelerden bahsedeceğim. Borsa İstanbul ve para piyasalarının son güncel durumunu değerlendireceğiz. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Mart ayı itibariyle temettü verecek şirketler açıklandı. Hissedarlarına ödeme yapacakları tutar ve temettü tarihleri netleşiyor. Buna göre kamu yaydırma platformuna açıklama yaparak kâr dağıtımı yapacak şirketler şu şekilde. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 10 Mart itibariyle pay başına net 35.41 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirket toplam 2 milyar TL temettü dağıtacak. Türkiye Petrol Rafinerileri 10 Mart günü pay başına net 40.87 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirketin toplamda 11.9 milyar TL temettü ödemesi bekleniyor. Ford Otomotiv Sanayi de 13 Mart günü itibariyle pay başına net 12.82 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirketin bu yıl ödeyeceği temettü miktarı 4.8 milyar TL olacak. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 21 Mart'ta pay başına net 5.40 TL temettü ödemesi yapacak. Şirket toplamda bu yıl 2.8 milyar TL temettü ödeyecek. Birisa Bilistone Sabancı Lastik 29 Mart Çarşamba günü pay başına net 3.24 TL temettü ödemesi yapacak. Şirketin toplamda ödeyeceği temettü miktarı 988 milyon liradan fazla olacak. İkinci haberimizde ise Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı en son dün güncellendi ve 44.374 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dün merkez üssü Yeşilyurt olan Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir artçı deprem oldu. Deprem sonrası AFAD'ın açıklamasına göre yıkılan 31 binanın 7'sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları an itibariyle tamamlandı. Enkazlardan 32 kişinin kurtarıldığı açıklaması geldi. 2 kişi hayatını kaybetti. 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı. 40 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen 1.025.291 kişiye psikososyal destek sağlandı. Deprem bölgelerinde vergi, resim, harç istisna belgeleri, belgesiz ihracat kredilerine ek süre verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, depremden etkilenen illerde işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerinde haciz işlemlerini kaldırdı. Bu kapsamda deprem bölgelerinde toplam 251.830 e-mevduat hacizi sistemden kaldırılmış oldu. Depremden etkilenen illerde bulunan EYT mağdurlarının borçlanma ve ihya başvuruları tarihleri 6 ay uzatıldı. Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Adana olmak üzere toplam 23.426.000 metrekare alanda 85.250 yeni daire yapılacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, Malezya Havalimanları Holdings olarak AFAD, Kızılay ve Ahbap aracılığıyla depremzedelere 100 milyon TL nakdi yardımda bulundular. DASK deprem bölgesinden gelen hasar başvuru sayısının 290.000 ödenen tazminatın 1.1 milyar lirayı aştığını duyurdu. Dünya Bankası depremlerin Türkiye'de yaklaşık 34.2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtığını açıkladı. Kahramanmaraş'ta günde 45.000 ton enkaz kaldırılıyor. Şu anda 2 döküm sahası bulunuyor. Bir kamyon günde 8 sefer yapabiliyor. Günde 300 kamyonla 2400 seferlik bir döküm gerçekleştiği bilgisini sizlerle paylaşalım. Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi. Şanlıurfa'da fahiş fiyat uygulanan emlak ve nakli işletmelerine yönelik denetimlerde 405 bin lira ceza uygulandı. Adalet Bakanlığı deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasa için teknik çalışma başlattı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı çarşamba günü saat 1'de açıklıyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla büyüme raporunda 2022'nin son çeyreğinde büyüme %3,5 oldu. En yüksek kasma değer artışı finans ve sigorta faaliyetlerinde yaşandı. Hane halkı tüketim harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %57,5 oldu. Artış sürdü diyebiliriz. İş gücü ödemeleri 2022 yılında bir önceki yıla göre %82,7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan bir diğer rapora göre Ocak ayında hizmet üfe aylık bazda %15,57, yıllık bazda ise 82,64 oranında artış kaydetti. En yüksek artış mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde kaydedildi. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi tamamlandı. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Kanun teklifi bugün Genel Kurulu'da görüşüldükten sonra bu hafta yasalaşması bekleniyor. Görüşmelerde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İlitaş, ilk günden başlığımız EYT düzenlemesi, salı günü umuyorum ki bitirebiliriz ifadelerini kullandı. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içine yasalaştırılacak.
teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecekler. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınmaya başlanacak. İlk maaşların Nisan ayında hesaplara yatması planlanıyor. Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AK Parti'nin başörtüsü teklifini geri çekeceğini yazdı. Gelelim Borsa İstanbul ve para piyasalarının son durumuna. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin borsada sert düşüşleri engelleyerek önlemler üzerine çalışılması talimatı verdiği konuşuluyordu. Dün haftanın ilk gününde Türkiye Varlık Fonu 1 milyar dolar yani 19 milyar liralık endeks fonu alımıyla borsayı desteklemeyi planladığını açıkladı. Bu tutarın başlangıç için ayrılan kaynak olduğunu ve kaynağın daha sonra da artırabileceği giren açıklamalar arasında yer alıyor. 2022 bilançoların açıklamalarının ardından kaynak kullanılmaya başlanacak. Demek oluyor ki önümüzdeki 1-2 hafta içinde Türkiye Varlık Fonu 1 milyar dolarlık ayırdığı fonu Borsa İstanbul'a desteklemeye başlayacaktır. Bu fonla Borsa İstanbul'u toparlamayı ve yatırımcıların kur korumalı mevduat ve dövize çıkışını engellemek istiyorlar. Dün açıklanan veri, Ocak 2023'te ihracatın ithalat karşılama oranı %57.6'ya geriledi. Bu gerçekten Türkiye'de riskin arttığı anlamına geliyor. Döviz açığı riski, ödemeler dengesi riski artıyor. Çünkü dış ticaret açığı büyüdükçe Türkiye'nin cari açığı da büyüyor. Cari açık geçen senenin genelinde 50 milyar dolara dayandı. 48,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu Türkiye'nin milli gelirinin %5.6'sıydı. Cari açığın milli gelir oranını %5'in üzerine çıktığında riskli noktaya geçtiği anlamına geliyor. Bu senede o seviyede kalırsa riskleri artıracak. Bu tabii ki de burada bir düzeltme riskini de gündeme getiriyor. Cari açığın kapanması için ihracatın artması gerekmekte. Bunun için de TL'nin değer kaybıyla Türkiye ihracatçıları dünya pazarlarına rekabet avantajı kazanacaklar. İthalatın cazibesi de azalacak ve böylece Türkiye'ye dair risk ortadan kalkacaktır. Borsa İstanbul Türkiye Varlık Fonu'nun 1 milyar dolarlık alımıyla hafta yükselişle başladı. Akbank hisse başına 1.56 lira kevek dudatma kararı aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun borsayı desteklemeye yönelik önlemler kapsamında bankalara temettü yani kar payı dağıtma takviyesi de bulunmuştu. Ve ilk karar Akbank'tan geldi. Dün Akbank hissesinde çok sert bir yükseliş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK'nın makro ihtiyati önlemleri ve yüksek faizler sebebiyle bankaların hem bireysel hem de ticari müşterileri kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarına yüklendi. Yıl sonuna göre yılın ilk 7 haftasında bireysel kredili mevduat hesapları kullanımında %19,5, kurumsal kredili mevduat hesap kullanımında %17,7 büyüme kaydedildi. Türkiye'nin LPG ithalatı Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre %48,6 artarak 365.495 tona yükseldi. Moskova borsası 1 Mart'ta Türk lirası ve Rus rublesi cinsinden vadeli işlemlere başlayacağını duyurdu. Mart itibariyle elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatında %20, sanayi kuruluşlarında ise %20.95 ile %26.12 arasında indirime gidildi. Amerika borsaları dün yükseldi. Asya borsaları ve Amerika vadeliler artıda seyrediyor. Tasarruf mevduat sigorta fonu 110 yıllık bankayı satışa çıkardı. Türk Ticaret Bankası'nın hali hazırda TSMF'ye ait %98.4 oranındaki 10.7 milyar adet hissesini ihale yoluyla satışa çıkardı. An itibariyle dolar 18.88 TL. Euro 20.05 TL. Gram altın 1098 liradan işlem görüyor. BIST 100 5240 puan. Bitcoin 23.283 dolardan alıcı buluyor. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.